Büyükanlı bir aile holdinginin varisi genç bir iş adamı maalesef evinde ölü bulundu. Geçen haftalarda akciğer rahatsızlığı geçirmişti. 49 yaşındaki bu isim. Bakalım neden vefat etmiş? Önemli olan tabii otopsi. Acaba ne çıkacak? Görelim. Aile holdinginin varisiydi. Sıra dışı kişiliği lüks tutkusuyla tanınıyordu. Çalkantılı aşkları magazin gündemini süslemiş oyuncu Bennu Gerede ile evlenip boşanmıştı. İş adamı Cem Büyükanlı evinde ölü bulundu. Cem Büyükanlı sosyetenin yakışıklı simasıydı. İnşaat ve turizm kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve modellik de yapmıştı. Ama hastalıklar 48 yaşındaki iş adamının yakasını bırakmadı. Kısa süre önce akciğer hastalığı nedeniyle entübe edildi. Hastaneden çıkalı daha 4 gün olmuştu. Sosyetenin tanımış simalarından Cem Büyükanlı'yı yurt dışındaki babası aradı. Ancak ulaşamadı. Hemen kapıcıya haber verdi. Kapıcı polisi çağırdı. İçeri girildi. İçeride korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Cem Büyükanlı salonda yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Evde şüpheli bir durum yoktu. Hemen ambulans geldi ama iş adamı çoktan hayatını kaybetmişti. Cem Büyükanlı'nın vücudunda kesici, delici, silahla ya da bıçakla yaralama izine rastlanmadı. Cenazesi adli tıpa gönderildi. Burada yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni netleşecek. Cem Büyükanlı'nın genç yaşta ölümü sosyete dünyasını şok etti. Bennu Gerede eski eşinin ölümünün ardından parlayan bir ışıktın. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Umarım huzuru bulursun mesajı paylaştı. Allah'tan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Vallahi yani bir hafta önce entübe edilmiş ve sonra taburcu edilmiş. Yaklaşık 10 gün önce akciğerine atan bir pıhtı sorunu sebebiyle hastaneye yatmış. Ve daha sonra da öncelikle bütün aileye başsağlığı dileyelim. Yakın çevreden de tanıdığımız biri. Doğru. Yakın zamanda da görmüştüm kendisini. Çok çok üzüldüm. Çok genç. Çok genç ve hani eski eşinin de söylediği gibi aslan gibi girdiği yerde kendini öyle belli eden, yani hiç konduramayacağın bir şey. Çok çok üzücü tabii ki. Ve evde öyle hani şey, akciğer embolisinden sonra ciddi bir tedavi görüyor ve çıkınca diyor ki ya ölümden döndük gerçekten. Hani zor bir şey atlattım. Ama ondan sonra maalesef bak babası şey arıyor ve hani evde tek başına anladığım kadarıyla hareketsiz bir şekilde bulunuyor. Vallahi yani hani ben de orada burada görürdüm falan, bayağı devasa hani bir abimizdi. Allah'tan rahmet dileyelim ama otopsiye bakmak lazım. Acaba nedir, ne değildir? Hep beraber onu da göreceğiz. Çünkü vücudunda herhangi bir darp izi de yok. Öyleymiş. Ya. Muhtemelen belki o embolinin sonrasında devam eden bir başka şey yaşandı. Ya da doktora gitmedi o sırada, nasıl olsa taburcu oldum falan. Ya işte şey yapmamak lazım Ebru. Yani bir şey gördüğün zaman vücutta bir belirti, hemen konuşmak, sormak lazım doktora ya da aile hekimi her neyse. Bir de bu kadar ağır bir şey geçirdikten sonra belki evde biraz daha özel bir bakımda, belki yalnız olmaması mı gerekirdi? Her şey olabilir. Çünkü o pıhtı vücutta dolaşıyor olabilir, beyni tıkayabilir, bir şey olabilir. Yani beklenen bir şey de değildi belki de. Ama işte mukadderat mı diyelim? Mukadderat. Allah rahmet eylesin. Aynen öyle.